ya Hazreti Ali, medet ya Hazreti Allah, medet ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, medet ya Hazreti Ali keremallahu vecehu, medet ya Gavs-ı Azam Abdülkadir el-Ceylani, medet ya Seyyidi Muhammed Ruhi, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın Seyyidimize nasip eylediği şu futuhat kapısından Allah nasip ederse geçen hafta başlamış olduğumuz Sema Risalesi vardı. Bu hafta da arzı beyan etmeye niyet eyledik. Hazreti Allah ayeti kelimelerde hem sema hem de arz iki ifade ve iki hakikat dairesinde hem esma-i şerifelerini hem küllü hem cüzü hem de bunun arasında var olan şeylerin yekününü beyan etmiş. Bunların tamamı birer hikmetle, hakikatle şu dersin içerisinde Hazreti Pir Abdülkadir Ceylani Hazretlerinin özlü sözleriyle beyan etmeye gayret edeceğiz. Hazreti Allah'ın Kur'an'da arz ile beyan ettiği 400'den fazla ayeti kerime olup bu ayeti kerimelerin yaklaşık 100 adedi gönül hikmet hakikatiyle, 100 tanesi sırlarıyla, 200 tanesi ayanıyla avama beyan olunur. Bunlardan 12 tanesi bizim için usul ve esas dairesinde Hazreti Pir tarafından işaret edilmiş, Seyyidimize indirilmiş, şu hakikat dairesine bizler bu 12 ayeti kerimeyi arzın yekünü içerisinde bizlerin hali, arzın hali, sema ve arzdan bahsederken Hazreti Allah'u Zülcelal'in bizden istemiş olduğu hakikat ve hikmetleri beyan etmeye niyaz eyledik. Allah Azze ve Celle bu hikmetlerle hakikatlenmeyi bize nasip eylesin. Hazreti Allah Fussilet suresinin 11. ayeti kelimesinde şöyle buyuruyor. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتْ اَتَيْنَا. Hazreti Allah buyuruyor ki sonra duman halinde göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dediler. İkisi de isteyerek geldik buyurdular. Bu ayeti kelimenin mealidir. Ancak hakiki tefsiri işaresinde şöyle bir izzet var ki Hazreti Allah burada fekalu leha buyururken bu lehanın içerisinde lehuya gark olmuş bir hu makamında ruh saklıdır. O yüzden Hazreti Allah yeryüzünün yaratıldıktan sonraki zaman içerisinde de arzın ve semanın bütün her şeyine nasıl hükmettiğini beyan ederken o hükme boyun eğmiş olan arzdaki bizlere de diyor ki ben aslında herkese isteseler de istemeseler de gelin dedim ve diyeceğim de. İsteyerek geldik diyenler olacak, istemeyiz, gelmeyiz diyenler de olacak. Burada ilk üç hakikatle bir girizgah yapalım. Hazreti Pir'in Arz Risalesi'nin girizgahı için beyan ettiği üç esas var. Toplamda 6, 6, 12, 15 esas var. Bizler yine sohbette işin özetini beyan edeceğiz. Kitapta genişleyecek. Çünkü arz geniş bir konu, semada geniş bir konu olduğu gibi. Hazreti Pir şöyle buyuruyor. Sema İlahi bir vecd ile Rabbinden dönmüş bir kalb ise arz semai ilahiye gark olmuş akıldır. Gönül göklerden gelene kapalı ise akıl bir hiçtir. Hazreti Pir diyor ki şu birinci ayeti kelimenin öncesinde ve dahilisinde var olan bir hakikat var ki kimin gönlü Sema Risalesinde beyan edilmiş olarak ilahi bir vecd ile leha ifadesiyle her ikisine derken nefsi emmaresini ezmiş ve şeytanına karşı mücadele ederek o gelin dediğinde gitmiş ise ve hatta yeryüzünde var iken de bu yolculuğun içerisinde ise illaki Rabbinden bir dönüş emri alacaktır. O Miracın sünnetinde bahsettiğimiz hakikatler dairesinde öyleyse diyor bu arz semai ilahiye gark olmuş olan akıldır. Çünkü semanın vücuttaki işaretlerini beyan ederken demiştik ki her insanda bir seması var, her insanın bir arzı var.
Seması Cenab-ı Hak'tan gelene açık ise gönüldür, göğüstür, sadırdır, sudurdur. Böyle beyan edilmiş. İşte bunun tarlası ise akıldır. Arz bu semanın aklıdır diyor Hazreti Pir. Eğer gönül göklerden gelene kapalıysa, gerek vahyi ilahiden başlamak üzere, gerek sünnet-i Resulullah'tan devam ederek ve gerekse sonradan ehli hidayetin, ehli beytin, o mihmandar veliyullahın sözlerinden akıp gelmiş olanlara gönülleri kapalıysa, akıl bir hiçtir. Sema, kendinde var olan bu özelliklerle arzda bir nüve bırakıyor ve o nüveyle bir şeyler yerini bulunuyor. Zannedilmesin ki arza gökyüzünden sadece demir gelmiyor. Alüminyumu geliyor, bakırı geliyor. Bırakın onları, dünya ile güneş arasındaki o var olan, bugün hala görülmemiş olan o gökyüzünün, semanın denizinden balıklar düşüp geliyor. Bütün bunlar düşüp gelirken akıl bunları almaz, gönül bunları anlar ise, akıl bu muazene dairesinde çalışanlar ile arz-ı ilahide semai ilahiyenin bir sözü olabilir, hikmetli bir ifadesi olabilir, paye-i hakikatten bir paye elde edebilir. Akıl bu noktada Hazreti Pir'in ifadesiyle de semalardan indirilmiş olan vahyi Kur'an, onunla beraber müjdelenmiş olan Resul-i Kibriya ve bu sünnet ve bu Kur'an ayetleriyle hareket etmekte olan mihmandar-ı Ehl-i Beyt'e uyduğu müddetçe aklı hiçlikten kurtulur, değilse arzın debdebesinde debeleni durur. Hazreti Pir ikinci bir beyanatıyla şöyle buyurur. Sen bu ayetlerde, bu 12 ayeti kerimede arz derken, bu arza akıl olarak bak. Nihayet herkes arzda yaptıklarıyla hesap verecektir. Öyle değil mi? İnsan bütün fiiliyatları işlerken gönlüyle karar verir, gönlüyle iştiyak duyar, gönlüyle sever ama en nihayetinde bunu fiiliyata döken aklıdır. Yani beyindir. Vücudu harekete geçiren beyin, fiiliyatı yaptıran beyin ama bunun arka planında var olan bir gönül var. Gönülle aklın arasındaki şalterler kapalıysa, akıl illaki kendine karar vermek için ikinci bir mekanizmaya muhtaç olduğundan, ya bu şeytan olacak, ya bir nefis olacak, ya da başı bin türlü beladan kurtulmamak üzere bir başka bedbaht arkadaşıyla beraber olacak. Akıl arz olarak beyan edildiğinde çok net bir şekilde anlaşılır ki, dünya bütün gezegenlere, bütün gezegenler de dünyaya muhtaçtır. Etrafta var olan hiçbir gezegeni boş yere yaratmamış olan Hazreti Allah, bu dünyada var olan dünya hayatının süre gelebilmesi adına bu gezegenleri yaratmış. Her birinin ayrı özelliği var. Her birinin dünyada inkişaf ettirdiği ayrı bir bitki, ayrı bir hayvanat, tetiklediği ayrı bir unsur, meydana getirdiği ayrı bir maden var. Bugün sadece Venüs gezegenini ortadan kaldırsanız hayatınız boyunca bir daha altını göremezsiniz. Mars'ı ortadan kaldırsanız bakır madenlerine ulaşamazsınız. Hiçbiri cevher olamaz. Her birisi toprağın içerisine karışır gider. Topraktan elemeye kalksanız eleyip alamazsınız. Daha önceki fütuhatlarda da bahsetmiştik ya, meyvelerin lezzetini veren Seyyidimizin ifadesiyle de geceleyin o ayın görüntüsü, o ayın ışığıdır. Güneşin varlığı sadece bir canlılık değil, aynı zamanda ölümün iksirini taşıyan bir iksirdir. Her birisi kendi içerisinde bu arzda bir şey meydana getiriyor. Öyleyse insanın kendi vücudundaki arzı aklıdır. Ancak bu akıl semalardan inmiş olan şu vahyi ilahi ve sünnet-i ilahi ve hakiki olan bir erbaba bağlıysa, o zaman bu akıl semaya bağlanmış olur. O zaman bu akıl o külli ilahinin hakikati dairesinde bir iş yapabilir. Değilse bir hiçtir, yok olup gidecektir ama hesabı
biz nihayetinde bu yapmış olduğumuz bu fiillerin üzerinden vereceğiz. Bu fiillerin üzerinden vermeye rağmen Hazreti Allah gafurdur, rahimdir. Öyle ki bir insan gönlünden bir sevabı geçirse, onu hakikaten arzulasa, yapamasa Hazreti Allah ona sevap hanesine yazıyor. Ama buna mukabil gönlünden bir kötülük istese, niyet etse, bir adamı dövmeye, ona bir kötülük yapmaya ama yapmasa, fiiliyata düşmese Allah'ın rahmaniyeti izahiyet buluyor ve ona bir günah yazılmıyor. Bu hakikat dairesi görünüyor ki bu akıl bir tarladır. Öyle bir tarla ki gönül semasında var olan hakikate ya kapalı, kendine sahte bir yer kurmuş ve o sahtekarlık içerisinde bir şeylere gark olabilir, bizi bir hiçliğe götürüyor olabilir. Aynı seracılık gibi. Normal zamanda olmayan bir meyvanın, bir bitkinin, bir şeyin serada yetiştirilmesi gibi, hormonlarla büyütülmesi gibi, sonra ondan geri döndüğümüzde, yiyip içtiğimizde hiçbir lezzet alamamamız, hiçbir sonuç alamamamız, hiçbir şifai sonuca ulaşamamamız gibi. Dikkat ediyorsunuz, her şey bozuldukça insan bozuluyor. İnsan nefsani olarak bozuldukça hayvani şartlara dönüşüyor ve kendi kendine yapay bir dünya meydana getiriyor. Yapaylıklarla doldurulmuş olan bir akıl dünyası hakiki bir akıldan olsaydı, bütün bu yapaylıklardan bize bir zarar değil, bize bir fayda doğması gerekirdi. Ancak yapay olarak meydana getirilmiş olan hiçbir unsurdan, asliyetini kaybederek şeytani ve nefsani düş ve isteklerden doğmuş olan hiçbir aklı melaikenin sonucundan insana bir fayda doğmuyor. Hormonlarla, türlü bitkilere ilaçlar vererek zamansız ve nihayetsiz olduğu varsayılarak sırf insanın nefsi doysun diye zamanından evvel üretilmiş olan o meyve ve sebze insana bir fayda vermediği gibi insana ciddi anlamda bir zarar veriyor. İşte insanın aklı gayet basit ortadadır. İnsan o semada inen vahiy ilahiyle Hazreti Adem'den beri gelmiş olan o tarımın asli unsurlarını kaybetmeseydi insana her şey yetecekti, insan doyacaktı, insan hiçbir zaman aç kalmayacaktı. Bütün bunları yaparlarken önümüze bir şey sundular. Dediler ki yiyeceğimiz bitebilir, kıtlık olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Bunları daha fazla üretmek, daha kısa zamanda üretmek, daha büyük üretmek, daha şeklinde üretmek için bu hormonlara ihtiyacımız var dediler. Bize en nihayet getirmiş oldukları nokta akli muazenesini de kaybeden bir adamdır. Bütün bu hormonlarla beslenen ve büyüyen bir adamın zaten gönlünde zikri ilahi olmadığı için akli hormonları da bozuldu. Akli melekeleri de bozuldu. Bozulan melekeler sayesinde sema ile arasındaki perdeler kapandı. Hazreti Allah'ın Kur'an'daki ayetleriyle Resulullah'ın dilinden içki neden haram edildi? Fıkhi binlerce tarafı var. Tıbbi binlerce hakikat ve hikmeti var. Ama işin bir başka inceliği, bir başka tarafı şu ki Cenab-ı Hak akıl ile gönlün arasındaki bir ilişkinin kopmasına cevaz vermiyor. İzin vermiyor. Bir an için dahi olsa o alkolün etkisiyle aklın muazenesini kaybedip Cenab-ı Hakk'a karşı bir şey yapabilir olmasına ya da en basitinden Cenab-ı Hak ile arasında bir an dahi olsa boşluk geçmesine bu yüzden izin vermiyor. Allah boşluklara bu yüzden izin vermemiş. Boşluklar olursa bunu abdest ile tazelemiş. Uykudan uyandığımızda abdest ile veya insanlar cima ettikten sonra abdest ile kendine gelsinler demiş. Çünkü arada akli muazenenin gidişi var ve muazeneyi akılla gönlün arasına bazen giren perdeler var. Ve bunlar sadece böyle değil, bugünün insanının haline bakarsak, bugün kendi halimize bakarsak, her dakika belki her saniye şu tövbe istiğfar ile yeniden o manevi abdeste mecburuz.
yeniden kendimizi tazelemeye mecburuz. Bu tazeleme ancak zikru ilahi ile olur. Hazreti Pir üçüncü olarak girizgahta buyuruyor ki, arzda semai olan aklını külle teslim etmeyenler arzda bir cüz olup yok olup gidecekler. Arzda diyor Hazreti Pir yaşarken aklını, semai olarak yaratılmış aklını, semalardan gelen için yaratılmış olan aklını külli olana teslim etmeyenler arzda kendilerini akıllı zannederler ancak yok olup gidecekler. Bu hakikat dairesi biatın esasında da var olan, Resulullah'a biattan bugüne kadar var olan bir hakikat-ı ilahiyedir ki Allah-u Zülcelal'in dönün gelin bana şimdi dediği andan, yani Hazreti Adem Efendimiz'den önce Nur-u Muhammedi'nin yaratılış anından başlamak üzere her şey gittiği ve çıktığı yerden geriye bir dönüşe mecbur. O dönüş ve gidişler arasında var olan hakikati dairesi bizlere ifade ediyor ki akıl o külli daireyi, yani Cenab-ı Hakk'ın emrine boyun eğmeye mecburdur. Eğmezse ne olur? Eğmezse kesin olan bir gerçek var ki aklına güvenir. Ve der ki hayır, benim biat etmeye mükellefiyetim yoktur. Zira akli muazenelerimle bunları yerine getirmem mümkündür. Akli olarak Kur'an'ı anlamaya imkanım vardır. Ancak bütün her şeyi aklınızla anlayacağını varsayan insanoğlu hala daha koca teleskoplarla uzaya bakıyor. Yeni yeni gezegenler görmeye başlıyor. Diyor ki yıllardan beri teleskopla bakıyorduk. Gözümüzün ucunda bir gezegen daha varmış, görmemişiz. Bir tane daha varmış, görmemişiz. Geçen hafta bir gezegen daha varsaydılar, onu da gördüler. Halbuki teleskoplarınız vardı. Hep aynı noktaya bakıyordunuz. Bakan körsünüz. Aklınıza güvenmenin gayet tabii bir neticesi. Binlerce defa yapılmış bir laboratuvar çalışması. Nereye bakarsan bak, semai olan bir aklı arizi ve arızalı olan bir ruhu bedene göre çalıştırırsan, bu nefse ve bu şeytana uydurarak çalıştırırsan gözünün önündekilerini göremezsin. Çünkü bu göz semaları görmek için yaratılmış, ancak semai ilahiye açık bir göze sahipsen, yani basirete sahipsen. Hazreti Allah diyor ya, onların gözü görmez. Kör müdürler? Hayır, bak görüyorlar her şeyi. Duyuyorlar her şeyi. Ama görmez diyor Hazreti Allah. Neden? Çünkü bu akıl semaidir. Yani Kur'an nasıl yeryüzüne göklerden indirilmiş bir kitap ise, aklın et olmayan bir kısmı var. Aklın kendisi, aklın nüvesi, ruhla olan iletişimini sağlayan amigdala'daki bir noktası, işte o nokta var ya, o semaidir. Semadan gelir. Son anda, ne zaman? Doğuma birkaç saat kala. Geldi geldi, gelmedi akılsız doğar. Olmaz, hep akıllı doğar insanoğlu ama işte bazen eksik, bazen fazla. Ama aklın kendisi et yaratılır, beden çalışır, ruh üflenir, her şey gelir gelir gelir. En son takdiri ilahinin kaderi hükmünden bir çip gibi düşünün siz onu, ya da bilgisayarın kurulumunu yaparken en son o bilgisayarı açıp çalıştırmak için gerekli bir program var. Bir makine parçası değil, bir çip değil, bir USB kablo filan değil. O programı yüklüyorsunuz, o işletim sistemine göre vücut çalışmaya başlıyor. İşte bu akılda var olan sistematik düşünce gücü, o doğuma bir saat, iki saat kala Hazreti Allah'ın vakti tayin olan ecelinin son nihai dakikasına kadar çalışacak. Belki evvelinde biraz nakıs olacak. Bazı zamanlarda pik yapacak o gizli akıl haznesi en son saatte insana deruhte edilir. İşte o geldiği için semadan bu makine semai çalışabilir bir makinedir. Arzda yürüdüğü için, arzda koku aldığı için, arzda tat aldığı için bu arza ait zannetme. Bu arza ait olsaydık cennet ve cehennem olmazdı.
Olaya sadece akli muazeneyle bakanlar bu yüzden zaman zaman ne dediler? Cennet de cehennem de bu dünyadadır dediler. Çünkü öyle düşündüler. Dediler ki arz buradaysa, sema bizim bu gördüklerimizse cennet de cehennem de burada olabilir mi acaba? Hayır, bu arza göre yaratılmamış bu akıl. Bu ruh bu arza hapsedilmiş. Önce beden arzımıza ve onun bağlı olduğu beyne, çünkü vücudun tamamını beyin idare ediyor. Fiziki komut yöntemi beyinden geldiği için vücudun arzı beyindir. Seması gönüldür. İkisi cem olmadıkça bir hakikate dönmek mümkün değil. Ki ayet-i kerimeyi tekrardan hatırlayıp Hazreti Pir'in ifadesini tekrardan bir bakarsak hikmeti anlayabiliriz. Hazreti Allah buyuruyor diye sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi Hazreti Allah bir duman şeklinde. Burada dumandan kastedilen aslında ruhun bir başka iksiri. Ve sonra şöyle buyurdu, ona ve yeryüzüne, ona diyor Hazreti Allah, arza demiyor, ona ve yeryüzüne arz olarak da çevrilmiş, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi, ikisi de isteyerek geldik dediler. Hazreti Pir diyor ki, akıl isteyerek gider, arz onu nereye sürüklerse. Nefis bu arzın şeytanıdır. Şeytan semadan alıkoyar adamı, adam illa nefsini isterse. Hazreti Allah'ın illaki bir seçim var mı yok mu muazenesine girildiğinde görülecek olan şudur ki, bu akıl Hazreti Pir'in ifadesiyle her yere gidip her şeyi becerebilecek bir kabiliyette yaratılmış. Ancak arz onu nereye sürüklerse, yani beden nereye sürüklerse onu. Gönül iştiyakı, nefis arzın şeytanı diyen Hazreti Pir, şeytan diyor semadan alıkoyar adamı. Nasıl alıkoyar? Gece namazından alıkoyar. Çünkü semaların en hızlı açıldığı, semalarla bizim aramızdaki perdelerin yırtıldığı, daha doğrusu inceldiği alanlar, o gecenin karanlığının bastığı anlar, o gecenin bir yarısının geçtikten sonraki anları, insanın ruhunun en çok Cenab-ı Hakk'a arzuladığı anlardır. İşte o anlarda şeytan gelir, üzerimize yorgan atar, üzerimize başka bir şey koyar, kalkma der, yat, uyu. Neden? Çünkü bu akıl ile, bu gönül ile sema arasındaki ilişkimizi bozmak ister. Çünkü bilir ki, eğer vücut o saatte ayakta olsa, eğer gönül o anda özü semasıyla karşı karşıya gelse, o semalarda var olan ilahi vahyi yeniden hatırlayarak Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunsa, o halde şu akılda var olan arzın ihtiyacı olan semai hikmetler gönlüne açılacaktır. Ama yok, adam illaki ben bu nefsime güveniyorum. Bu benim aklımdır. Sahip olduğum fikirle, düşündüğüm tecrübemle, geçmişten gelen bütün hikmetlerle ben bu yolda yürür ve kendi bildiklerimi elbette yapabilirim derse, en nihayet göreceği son, kendisini semalardan uzak ve kendisi uzaklaştırılmış bir hayattır. Hazreti İbrahim Efendimiz'e dikkat ederseniz, o yeryüzünde geziyor ama sürekli semalardan bir şey söylüyor. Diyor ki, acaba bu yıldız mı? Acaba bu güneş mi? Asıl itibariyle onları Tanrı zannettiği için değil, ya da onlar Tanrı olabilir mi sorusuna muhatap olduğu için değil, semalardan beklediği vahyi ilahiyi tezahüren Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyor. Ya Rabbi diyor, o yıldızların arasından, o güneşlerin arasından, onların ardından var olan şu vahyi muhabbetini nasip eylesen bizlere. Hazreti İbrahim'in o hayat biçimi, o anki durumu, o anki tarzı bir başka şekilde dinsizlik olarak atfedilemez. Bazıları öyle atfetmişler. Özellikle semai hakikatlerin üstünü örtmek için. Hayır, Hazreti İbrahim Efendimiz oradan bu hakikatin semalardan indirilmiş olan bir hakikat olduğunu beyan ediyor. Ve dikkat ederseniz geceleyin bunu yapıyor. Yani gece çıkıyor, yıldız gece görünür, ay gece görünür. Gece saatlerce yürürsen sabah güneşin doğuşuna şahit olabilirsin. Çünkü bütün büyük evliya Allah, bütün veliler ne derler? Seherde uyuma.
Seherde uyumaması için bir adamın ne yapması lazım? Seherden önce kalkmış olması lazım. Sabah namazını kılmış olması lazım. Hadi bunun biraz birisine gel, teheccüdünü kılmış olması lazım. Geceyi yaşayacak adam, ondan sonra güneşin doğduğunda ona bir şey söyleyebilir. Hazreti İbrahim'in meselesi bu meseledir. Ve bu meseleden sonra Hazreti İbrahim bu Hazreti Pir'in sözünü Kur'an'da hakiki bir ayetle beyan ettiriyor ki ben diyor baktım en sonunda bu işin bakılamayacak olduğuna bütün insanlığa beyan ederim ki vahiy ilahi semalardan indi geldi. Yani bu dil var ya, Hazreti Peygamber'in dili. Neyi konuştu Hazreti Peygamber? Vahyi. Kur'an-ı Azimüşşan'dan Cebrail Aleyhisselam'ın kendine bildirildiğini. Nereden geldi? Semadan. Nereden geldi? Cenab-ı Hakk'ın katından. Cenab-ı Hakk'ın diliydi bu. Cenab-ı Hakk'ın sözüydü bu. Bir zat-ı manevi Hazreti Peygamber'in diline düştü ve konuşuldu. Ve söylendi. Yani burada akıl kullanıldı. Ama bu Hazreti Peygamber'in aklı. Sonra bu vahye ilahiye tabi olanlar bu külli akla mecburen bağlıdırlar. Şimdi adam der ya, benim aklım varken bir başkasına biat etmek ne kadar akıllıca olabilir? Senin sorunun cevabında en nihayet akli olmayan bir kitab ile baş başayız biz. Sen istediğin kadar içinden akli deliller çıkarmaya uğraş. Akli olmayan bir kitap. Ne demek akli? Nefse akliye uymayan bir şey. Çünkü nefis her şeyi tutmak, dokunmak, ellemek, varlığının müsebbibini açık bir şekilde görmek ister. Görmediğinde sihirbaz diyecek. Peki Hazreti Peygamber'in gördüğünü bile varsaysak ki kafirler öyle dediler. Dediler ki ya Muhammed bunlar senin uydurmandır. Senin semalardan indirildiğini söylediğin bu hakikatler hakiki bile olsa, güzel bile olsa, doğru bile olsa senin uydurmandır. Çünkü biz senin bize bahsettiğin Hazreti Allah'ı görmüyoruz. Bu ne? Nefsi ilahi. Ne zaman dediler ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka hiçbir şeye tapmayız. Ya Muhammed sen onun kulu ve elçisisin. Biz bunu kabul ettik, şahit olduk. Buna iman ettik dediler. Resulullah şahit oldu, biat ettiler. Bu biat artık kendi aklının nefsi tarafını bırakıp külli akla dahil olmaktır. Yani tabiri caizse bütün büyük bilgisayar sistemleri bir tane bilgisayarla kurulmaz. Birden fazla bilgisayar bir arada çalışarak bir sistemi meydana getirir. İçlerinden bir tanesini çıkartırsanız sistem çökmez. Sistem devam eder. O dışarıya çektiğiniz bilgisayar çalışmaz olur. Niye? Sistemin dışına çıktı. Sisteme dahil olmanın yolu ne? En basit metodu. Biat. Bu olmadığı zaman bu semai olandan kendimizi kopartmış oluruz. Bu kopuşta en nihayetinde bizleri nefsani bir akla götürmüş olur. Hazreti Allah Bakara suresinin 11. ayeti kerimesinde böyle buyuruyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَوْضِ فِي الْاَوْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edeceğiz derler. Kim onlar? Aklı nefsaniye sahip olanlar. Hazreti Pir diyor ki fesat eder nefsin seni şeytana boyun eğmen için. Nefis en nihayetinde şeytana boyun eğme için seni ifsad eder. Seni yolundan çıkarmak ister. Şeytan bile bu arzda kanmıştır. Arzda ona imkan verildiği için. Şeytanın şeytan olduktan sonra, iblis olduktan sonra en büyük kendine güvencesi şuydu. Dedi ki arzda Allah bana bir imkan verecek. O da bu arzda kandı. O da nefsine kandı. O da nefsinin kandırılmışlığıyla bu işi yaptı ve Hazreti Allah'ın katından kovuldu. Ama onu da kandıran nefsiydi. Nefsi de onu arz ile kandırdı. Dedi ki bak ne kadar güzel bir dünya var. Karışanın olmayacak, görüşenin olmayacak, istediğini yapacaksın. Allah sana imkan verecek. Sen istediğin gibi insanları Allah'a söz verdiğin gibi yönlendirebileceksin.
Ama onlar ne dediler? Hazreti Adem Efendimiz de geldikten sonra dediler ki, ya bu arz gelmiş olduğumuz cennetle alakası olabilir mi? Hazreti Pir diyor ki, imkana kanma ey adam, bir anlık hileye bakar her şey. Sana bir imkan gösterir şeytan, Hazreti Adem'e gösterdiği gibi. Küçücük bir imkan. Eğer bir an için o imkana bakarak kanarsan, o imkan dairesi bir hileyle seni alır götürür. Önce kendini ifsad edersin, sonra yeryüzünü ifsad edersin, sonra da kendi kendine biz ıslah edicileriz dersin. Kendi akli metodolojimizle kendimizi ıslah edebiliyoruz dersin. Bugün pedagog isimli pedagoloji diye bir şey çıkılmış ya. Yani uzun yıllardan beri var, psikiyatrinin ergen ve ergen öncesi dönemine bakıyor. Bebeklikten alıyor, bir çocuğun eğitim metoduna bakıyor. Diyor ki bu çocuk hırçınsa şöyle yapmak lazım, şöyleyse şöyle yapmak lazım, böyleyse böyle yapmak lazım. Çocuk eğitimi. Peki şu an Türk anaokullarında kullanılan çocuk eğitiminin kurucuları kimler? Bunu ilk defa tarihte sanki çocuk yeni oluyormuş gibi, bunun arkasında var olan İsviçre, Fransa, Almanya değil mi? Peki bunların arkasında var olan pedagogların tamamı, pedagojiyi kuranların tamamı adı Hristiyan, özü ateist değil mi? Adı Hristiyan'dı, özü ateistti. Neden derseniz, hakikaten Hristiyan olsalardı, bugün pedagoji ilminden doğan, o ilmi hakikatleri, eğer hakikatse ki değil, birazdan anlatacağım üzere, Vatikan da kabul ederdi. Vatikan ne diyor? Hayır, benim diyor ayrı bir ruhban sistemim var, yetimhanelerim var, İncil'e göre çocuklarımızı yetiştireceğiz. Ben diyor pedagojiyi kabul etmiyorum. Yani pedagogların bugün ortaya koymuş olduğu çocuk eğitim sistemini, ergen eğitim sistemini ve ergen psikolojisini kabul etmiyorum. Bunlar benim İncil'imde yok. Bunlar uydurdular. Onlar kabul etmiyor. Yahudiler kabul etmiyor. Hindular kabul etmiyor. Budistler kabul etmiyor. Bizim Müslümanlar pedagog kapısında. Bizim eğitimimiz pedagojinin Avrupa'da yazılmış, çizilmiş, biçimlendirmesine göre biçimlenmiş. Çok basit bir şey söyleyelim. Mardin'de yetişmiş, Mardin Ovası'nda doğmuş olan bir çocukla İstanbul'da, caddede, sokakta ayağı toprak görmemiş bir çocuğun psikolojisi aynı olamaz. Mümkünatı olmayan bir usulle diyorsunuz ki hayır, ikisi de aynı psikolojiye sahip, ikisi de aynı eğitim sisteminden geçecek, ikisi de aynı tip anaokullarından yetişecekler. Amaç belli. Ateizmin bir tane hedefi vardır, bireyselleşme. Niye? Allah'a isyan eden adam şunu söylüyor. Ben diyor birey olarak kendi kararlarını veren, bak istediğimi alan, istediğimi satan, istediğimi yapan, istediğime zarar veren, istediğim şekillerde ahlak anlayışı oluşturamayan biriyken, böyle bir Allah'a, aslında ateistler de bunu söylemiş oluyor, böyle bir Allah'a haşa ihtiyacım yok. Aslında ateist değiller. Kendilerini ateist zannediyorlar. Onlar diyorlar ki biz böyle bir Allah'ı kabul etmiyoruz. Kendilerini Hristiyan göstererek Avrupa misyonunun içerisinde böyle bir çocuk eğitimi ortaya koydular. Böyle çocuk yetişirse bireysel bir çocuk yetişir. Böyle bir çocuk yetişirse sen yarın öbür gün buna semai olan hakikatleri öğretemezsin. Göklerden indirilmiş olan şu kitabın içindeki mucizeleri bahsedemezsin. Sen ona diyeceksin ki o İbrahim ki, ah Hazreti İbrahim, ateşe atıldı, ateş yakmadı babacığım diyeceksin. O sana diyecek ki nasıl? Anlat, izah et, açıkla. Var elbet bizim bu derslerimizde açıkladığımız gibi hakikati, hikmeti, biyolojik, fiziki, kimyevi hepsinin açıklaması var da, olmadığını varsayalım şimdi, ne yapacaksın? Oğlum diyeceksin, bu Hazreti Kur'an'dır. Bu Hazreti Allah'ın vahyidir. Bu Hazreti Peygamber'in dilinden bugüne geldi, biz buna böyle iman ediyoruz dediğinde diyecek ki baba biz öyle öğrenmedik. Biz her şeyin sebebini sorgular, müsebbibini öğrenir,
test eder, sonuçlarına göre doğru ya da yanlış deriz. Hadi test et Kur'an-ı Kerim'i. Var mı elinde öyle bir test imkanı? Yok. Var mı öyle bir laboratuvar Allah'ın varlığını ispat edecek? Yok. Allah'ın varlığı ispat edilebilecek bir şey değil, iman edilecek bir şey. Gökteki yıldızlar öyle oldu, öyle oldu, öyle oldu. Olmasaydı ne olacaktı? Olmadığı zamanlar da oluyor. Nuh tufanın koptuğu zaman ne diyecektin mesela? Allah yok diyebilir misin? O matematiğe göre ne oldu? Allah'ın varlığı bu intizama bağlıyorsanız, bu intizamın içinde öyle anlar var ki intizamı bozuyor. Nuh tufanı gibi. Nuh tufanına baktığın zaman sular bastı, yer gök su, suyun üstünde kaldı bir grup insan Nuh aleyhisselamla beraber iman edenler sadece, iman etmeyenler bitti gitti. Bugün bilim de söylüyor bunu, dünya diyor göktaşı çarptı, şöyle oldu, böyle oldu. İntizamın bozulduğu zaman Allah yok mu diyeceksin? İntizamı kuran istediği zaman bu intizamı ters yüz edebilme hakkına sahiptir. Bu imanla olabilecek bir şey. Bugün öğrettiğiniz iman, bugün öğrettiğiniz eğitim sisteminde iman çekilip alınmıştır. İmanı çekip alıyorsunuz 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuğun hafızasından. Sonra gönlüyle bu hakikat uğrunda ölmesini, bu hakikat uğrunda mücadele vermesini, kendini adam etmesini bekliyorsunuz. Olmaz. Bunun başa dönebilmesi için bizim hakiki eğitim metodumuz olan Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hüseyin Efendimiz'e nasıl yetiştirdiyse, Resulullah Hazreti Fatıma'yı nasıl yetiştirdiyse o güne dönmeye mecburuz. Evliyaullah çocuklarına nasıl işaret buyuruyor, neleri yapıyorsa öyle yapmaya mecburuz. Çünkü bugünün ateistik mantığıyla bu eğitim sisteminde elbette ki bu genç adamlara bir şey anlatmak gittikçe zorlaşacaktır. Öyle diyor ya eğitimciler, sorgulayıcı bir gençlik yetiştiriyoruz. Bu kadar sorgulayıcı bir gençlik yetiştirirsen, bundan birkaç yüz sonra kendi ülkende 100.000 tane küçük devlet kurulur, senin haberin olmaz. Niye? O sorgular seninkini kabul etmeyecek, ötekisi seninkini kabul etmeyecek. Kabaca izah ediyorum. İşin detayına girersek, hukuk bile bir biat değil midir? Bugün yaşadığımız toplumda 80 milyon kişi ne diyoruz? Devletin koyduğu hukuka biat ettik. Özü bu değil mi? Hukuk ne diyor? Hırsızın suçu buysa, kesinleştiyse cezası budur. Buna hayır diyebilen var mı? Yok. Ama aynı hukuk sistemini konuşanlar, aynı eğitim sisteminde diyorlar ki eğitim sistemi işte 4+4 bilmem kaç diyorlar, biat ediyoruz, çocukları gönderiyoruz. Hayır diyebilen var mı? Yok. Biat kültürü. Aynı eğitim sistemi diyor ki biz biat kültürüne karşıyız. Siz Allah'ın hakikatine karşısınız. Allah'ın hakikatiyle hikmetlenmeye karşısınız. Çünkü bu arzın ifadesini taşıyan akıl sema ile birleştiğinde ne olur? İbn Sina olur. İbn Arabi olur. İbn Mace olur. İbni vesaire. Bütün dünyanın inkişafına sebebiyet vermiş olan hakikaten büyük insanların o büyük sözlerine ve insanlığın yeniden dirilmesine sebebiyet verir. İnsanlar ölü mü? Bak cep telefonları bulundu diyenlere, insanlar baya baya ölü. Herkes elinde telefon, kendi telefonuyla küçük bir ölü. İnsanları diriltmiyorlar, insanları öldürüyorlar. Biat bu hakikatle insanları dirilten bir esastır. Bu eğitim sistemi ise çocuklarımızı öldürmeye ahdetmiş. Ali İmran suresinde Hazreti Allah şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ Şüphesiz yerde, arzda Allah-u Zülcelal'e hiçbir şey gizli kalmaz. Her şey ona açıktır. Zaten yaratıcı odur. Peki bu ayet bize niye gelmiş binlerce defa? Hadis-i şeriflerle, evliya Allah'ın diliyle, ayetlerde pek çok defa. Hazreti Pir diyor ki bu ayetle ilgili, arzda saklı olan ne varsa akıldadır. Niye? Şimdi çok basit bir şey anlatıyor biyologlar. Ne diyorlar? Toprakta diyor altın var, alüminyum var, gümüş var. Biz aldık vücudu ölçtük, doğrudur.
Vücutta da altın var, bütün madenler insan vücudunda da var. Toprakta var olan her şey insanın vücudunda var ise diyor Hazreti Pir. Basit bir mantıkla arzda var olan her şeyin ilmi akılda vardır zaten. Akıl bunu bilmez, ilmi aramaktadır. Akıl kendinde var olanı bilmez, bir başka yerden akıl alma peşindedir. Kendi nefsinin peşine düşmüştür. Kendindeki sırdan habersizdir. Hazreti Allah'ın onun aklına koyduklarından bir haberdir, bir başka şeyi açar. Tabiri caizse babacığı, anacığı bir kolye asmıştır, altın kolye. Fukaralıktan ölüyordur, borç arıyordur. Halbuki göğsünü bir açsa, gömleğini bir çıkarsa, anası babası bir şey asmıştır koynuna. Satsa para edecek, derdini çözecek. Altın, gümüş etimize karıştı. Bunun ilmi nereye gitti? Bunun ilmi akılda diyor Hazreti Pir. İlim tevdi edildiğinden beri gönüllere, gönül kendini akıldan saklamaktadır. Yani Hazreti Pir buyuruyor ki, akılda var olan bu ilimler bir şalterdir, kapalıdır hepsi. Yani kurulum aşaması böyle geliyor, anlaşılabilir diye dilde. Senin bu uygulamayı çalıştırabilmen için, bu şalterin açılabilmesi içinse gönülle akıl arasındaki ilişkiyi kopartan nefis ve şeytanı aradan alman gerekiyor. Bu akımın çalışması için. Bu nasıl çalışıyor? Zikrullah ile çalışıyor. Bu zikir meydanlarında çalışıyor. Bu dergahlarda çalışıyor. Bu biat olmadan çalışmıyor. Bir insanın parmağı şeyhinin parmağına bastığı zaman şalterin mührü kırılır. Gönül ile akıl arasındaki şalterin mührü şu parmağın ucunda saklı olan bir sırdır. İkisi birbirine değdiği anda mühür kırılır, şalter kalkmaz. Mühür kırılır. Neydi o mühür? İlk kullanıcısının o tarihten ta şeyhine biat edene kadar veya ashab-ı ikramsa kendi peygamberine, Resulullah'a biat edene kadar ve diğer bütün sahabelerinin kendi peygamberlerine, kendi evliyalarına biat edene kadar açılması yasak olan şalter. Şu anda neye çalışıyorlar? Bu şalteri mührü kırarak, kendi elleriyle kırarak açmaya. Hani yapay sinir üretmeye çalışıyorlar ya, derdi insanları yeniden kendine getirmek değil. Kendilerini hem vahşi bir insan türü, kendileri hem bu vahşetin arasında aklını çok hızlı çalıştırabilen ve her şeyi bir anda beceren insan türü meydana getirmek. Hani Matrix'te kısmen bunu ifade ettiler, kısmen izah ettiler ya, adamı yatırıyorlar, 2 dakikada bir şey bilmeyen adam bir şey bilir hale geliyor. Bu anlattıklarımızı anlatılabilir şekilde filme çekmişler. Seyretseniz tasavvufu anlatıyorlar aslında. Çünkü çekenler de Yahudiydi, işi bilen arkadaşlardı. Yani bizi bizden iyi bilen adamlar oldukları için bizi bize göre kendi yanlılarınca eksikleriyle, yönlendirmeleriyle çekmişler. Bugün tasavvufu en iyi anlatan film ne yazık ki bizim Türklerin yaptığı değildir. Matrix seyret, bak tasavvufu genel olarak görebilirsiniz. Bizde henüz öyle bir şey yok. Niye? Çünkü bizimkilerin mührü kapalı. Hem mühür takılı hem aklı çalışacak. Halbuki senaryolar elde yazılmaz. Gönülde inkişaf eder. Gönlün semai olan bir hakikate bağlıysa gör bakalım ondan neler çıkar. Neden bütün gönül hakikatlerinde herkes şiir yazıyor ama Nesimi'yi okuyunca başka bir şey okuyorsun. İbn Arabi'den okuyunca başka bir şey okuyorsun. Hazreti Pir'in şiirlerini, naatını okuyunca başka bir yere götürüyorsun. Niye? Kelamın içinde ruhani bir feyz var. İlahi bir feyz var. Öyle ki onlar gönüllerinde var olanı akıllarıyla dilden dökerken melekeleri şahit tuttular. Ne zaman ki tekrar okunsa o melekler oraya tekrar geliyorlar da ondan. Tekrar aynı anı yaşamaya geliyorlar. Şimdi bazıları diyorlar ya, şiir yazmak var mı dinde? Olmaz mı efendim? Olmaz mı?
Allah için Allah'ı öven, hele ki Allah'ın sevgilisinin dilinden bir şey düşerken melaikeler toplanırlar etrafına. Beklerler, acaba Allah'ın ona verdiklerinden ne çıkacak? Öyle şiirler vardı ki Allah'ın takdirinden değil, direkt kendisinden gönderilmiş olan. Vahiy ile karıştırmayın bunu. Bu en anlaşılır bir şekilde insanın gönlüne doğan bir hikmet. Vahiy değil. Vahiy Cebrail Aleyhisselam ve Hazreti Allah'ın peygamberlerine verdiğidir. Bir başkasına gelmez. Peygamberlere özel vahiy Resulullah'a indi. Vahiy kapısı kapandı. Ama Resulullah'ın buyurduğu gibi. Resulullah dedi ya, insanların rüyası vahiyden bir pencere gibidir. İlhami bir penceredir. Vahiyin 73 penceresinden bir penceredir o. Bir hakikattir bu. Onların dillerinden bu dökülürken Cebrail Aleyhisselam'a bağlı olan melekeler başta olmak üzere hepsi gelir ve o nâtı dinlerler. Ve hatta ezberlerler. Ve hatta söylemeye devam ederler. Ne zaman birisi o nâtı tekrar okumaya başlasa, önce o melekeler onunla beraber o şiiri yazmış olan Hazreti Abdülkadir Ceylani veya hangi büyük zat ise onların ruhaniyeti mutlaka gelirler. Niye? O şiirde, o nâtta, o kasidede Hazreti Abdülkadir Ceylani kendisini ifade etmiyor. Kendisini anlatırken Allah ile kendisi arasındaki ilişkiyi beyan ediyor. Müritlerine diyor ki, ey oğul, öyle bir ilişki var ki ilişkilerin hasıdır. Öyle bir ilişki var ki bütün bu bildiklerinin üstündedir. Gel, bu aşkı tat, bunu tatmayan bilmez. Buna yanaş, bunu oku. Bu kasideyi okuduğunda o ilahi feyzi hissettiğinde anla ki bu semai bir hikmettir. O semai hikmetle hikmetlenmiş olanlar da işte böylelikle Cenab-ı Hakk'ın hakikatine erişmiş olurlar. Hazreti Allah En'am suresinin 79. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İnni veccehtu vecihiye lillezî fatara semâvâti vel ard. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Hazreti Pir bu ayet-i kerimenin özü olarak şu beyanatta bulunur. Hakk'a yürüyen Hakk'ı bilir, Hakk'ı bilmeyen vücudunu yorar. Günümüz hayatı içerisinde gayet tabii bir netice olarak insan şu arzın içerisinde, arzda kendini tek, bu arzı da bir tek bu arz zannederek hayatını devam ettirirken Hakk'a yürüse Hakk'ı bilir. Hakk'ı yürümediği için Hakk'ı bilmez. O Hakk'ı bilmediği için de Hakk'ı bilenlerle dalga geçer. En klasik münafık özelliği. Hakk'a yürüyen bir adam, Hakk'a yürüdüğünü iddia eden bir adam, Hak ile beraber olduğunu iddia eden bir adam, Hak yolculuğu içerisindeki diğer insanlara tevazu ve muhabbet içerisindedir. Öylelikle ona hakikat açılır. Değilse Hakk'a yürüyenlerle uğraşır. Dikkat ediniz. Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakikatini bizlere beyan ediyoruz diye gelen mealciler, tasavvuf düşmanları, Ehl-i Beyt'ten habersiz olanlar, şeyhlere yoktur diyenler, ne gerek vardır diyenler, aklımız bize yetmez mi diyenler diyorlar ki biz hak yolunun yolcusuyuz. Çok garip, hiçbiri haktan bahsetmiyor, hep hakikat yolcularından bahsediyor. Efendim diyor, işte mesela diyor Hazreti Abdülkadir Ceylani Hazretleri, burada söylemiş olduğu sözle hak yolundan çıkmıştır. İbn Arabi Hazretleri bu sözüyle hak yolundan çıkmıştır. Şu hak yolundan çıkmıştır. Bu hak yolundan çıkmıştır. En son dönüp deseniz ki kendisine hak nedir? O da size der ki hak Kur'an'dır. Bitti. Bunlar ne yaptılar? Bunlar sadece vücutlarını yordular. Namaz kıldıklarını görüp de onlara kanma. Zira hak yolunda her hak sahibi hakkı bilir, hakkı bilenleri tanır,
onlara karşı edep sahibidir. Değilse bu adam sadece vücudunu yoran bir adamdır. Çünkü bunlar arza ve semaya karşı bütün akılları kapalıdır. Zaten semaya kapalı olan arzda, yani aklındaki her şey kapalıdır. Aklı kapalı olan bir adamın en büyük özelliği civarındaki olay ve insanlarla uğraşıyor olmasıdır. Üç tür adamdan bahsederler. Belki de bu anlamda en doğru laflardan biridir. Küçük insanlar insanlarla uğraşır. Küçük akıllı insanlar. Orta cihette akla sahip olan insanlar olaylarla uğraşır. Aklını külliye dahil etmiş olan hak erenleri hak ile uğraşır. Yani sistemle uğraşır. Bunu tabir etmişler. Aslında bu söz İbn Arabi Hazretleri'nin sözüdür. Bunu değiştirmişler, kendilerini almışlar. Olsun, o da güzel. Yanlış bir söz değil. En azından almışlar, kabul etmişler. Çünkü bugünkü Avrupa sistemolojisinin temeli İbn Arabi Hazretleri'ne aittir. Tıbbının temeli İbn Sina Hazretleri'ne aittir. Değiştirilmiş, dönüştürülmüş, içinde kalan hakiki cümlelerden biridir. Çünkü İbn Arabi Hazretleri'ne geldiler, dediler ki ya Rabbi, sen akıldan o kadar çeşitli, o kadar çeşitli, o kadar çeşitli bahsediyorsun ki bizim aklımız almıyor. Çünkü akıl 73 türlüdür. Yani bu kitabın içerisinde, Arz Risalesi'nde bahsedeceğiz. Aklın 73 çeşidi var. Bunları dallandırıp budaklandırmadan. Niye? Çünkü bundan önce 72 kalü bela gördü. 72 defa kalü bela yaşadı. 73 de bu arzda tekrar ediyor ya. O yüzden 73 çeşit süzgeçten geçti, bugüne geldi. Her biri ayrı bir özelliğini taşır üzerinde. Bu yüzden 73 çeşit akıl vardır. Hazreti Pir, Hazreti İbn Arabi Hazretleri'ne bunu söylediklerinde zamanda o da bunu cüz etmiş. Hani hadisleri İbn Davud Hazretleri toplayıp 4 hadiste bütün hadis külliyatını gördüm diyor ya. O da diyor ki bütün akılları cüz et, bize anlat ya Arabi dediklerinde, o da diyor ki o zaman diyor şöyle beyan edelim. 3 çeşit akıl vardır diyor. Bunlardan bir tanesi dar kapsamlı akıl. Yani sıkışmış, sınırlarına sıkışmış, nefsin ve şeytanın hilelerine sıkışmış bir akıl var. Kafirin aklı, münafığın aklı. Nedir o? Kişilerle uğraşır. Ahmet bunu dedi, Mehmet bunu dedi, Veysel şunu yaptı, bu bunu yaptı, bu buna bunu demiş. Haberin var mı? Bu da bunu bunu söylemiş. Vesaire. Bütün hayat iklimi, komşusu, arkadaşı, eşi, dostu, isterse başbakan olsun, tamamen isimler üzerinden gider. Bu ne? Sınırlandırılmış küçük akıl. Bunun biraz gelişmişi var. Yani okumuşu diye tabir edelim. Biraz okumuş da olsa bu sefer olaylarla ilgilenir. Tamamen olaylara kilitlenmiştir ve olayları anlamaya çalışır. Ancak bütün bunların ötesinde semai olan hakikatlere gönlü açık, mührü kırılmış, şalteri kaldırılmış olan zatlar var ki onların akılları sistem ile diye Avrupalı beyan etmiş. Onların akılları hak ile uğraşır, hak için çalışır. Bu yüzden bir şeyleri ifade ederken hem isimleri bir arada toplar anlarsınız konuşurlarken, bu futuhatta olduğu gibi, hem de olayları kavrarsınız, hem de sistemin genelini görürsünüz. Yani seyidimize indirilmiş olan şu futuhattan bakınca bazen bu dersleri dinlerken bazen akıllarda o isimler tak 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 oturuyor, olaylar oturuyor ve sistem bir bütün olarak görünüyor. Hepsi bir arada. Bu külli olandır. Çünkü insanlar bir müsebbip, olaylar bu sebebin meydana gelmesi için bir başka sebep, ama hepsi hakikat-i ilahiyenin arzu ve istekleri dairesindedir. Bu yüzden biz hakka yürümeye niyet etmişiz. Allah hakka varanlardan ve onun içinde yolculardan eylesin. Bizi ayırmasın ki o hak yolcularına bu yüzden boyun eğmişiz. Böylelikle boyun eğmişiz. Nefis ve şeytan bunu kabul etmez. Hep sana o hak yolcularının özelliklerini anlatmaya,
onların eksikliklerini beyan etmeye çalışır. Adamları dinliyoruz bazen. Hani zoraki gerçekten zorlaya zorlaya 15-20 dakikayı geçiyor, biraz dinlemeye gayret ediyorsunuz. 20 dakikada size tek anlattığı bir şey var. Şu şeyh efendi böyle yaptı, şirktir. Bu tasavvuf ereni böyle yaptı, şirktir. Ben bu müritten böyle gördüm, şirktir, şirktir, şirktir. Ya arkadaş peki hakikat nedir desen, o sohbeti içinde yok. Bütün kafirleri anlatıyor kendi kafasınca. Kendi kafasınca bir kafir çizmiş. Çünkü kendine göre çizdiği bir Allah'ı var. Haşa. O çizdiği Allah'a göre çizdiği bir kafir var. O kafiri anlatıyor. Kendinden hariç. Ve diyor ki bu şablonda böyle bir Allah'ın böyle kafirleri var. Onlar da bunlar. Tamam diyorsun. Nasıl iman edelim? Kendi kendine olur diyorum. Madem kendi kendine oluyorsa, madem sen bu hak yolundaysan, hakka inandığını söyleyen adamlara bunu söyleyerek sen hangi konuma geçtin? Sen bir evliya Allah'ın ağzından bugüne kadar duydun mu ki şu kafirdir? Ancak bütün milletin önünde ifsadı, fesadı, her şeyi ortaya çıkacak, 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 fetvaları yayınlanacak, olacak, 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 her şey bitecek. Ondan sonra belki beyan etmişler. O da belki. Çünkü Veliyullah'ın hakikaten müminlerin arasında olup kafir olanları ifşa etme gibi bir görevleri olmadığı gibi bundan haya etmişler. Bundan edep duymuşlar. Münafıkları ifşa etmemişler. Bundan edep duymuşlar. Ama onlar öyle edepsizleşmişler ki hak yolunda vücudunu yorarlar, gözlerini yorarlar, kitaplarını okurlar, yalan konuşurlar ve en büyük özellikleri bu hak yolundaki hakikat erenleriyle mücadele etmektir. Ne yazık ki hak erenleri onlarla mücadele etmediği için nihayet vermez. Çünkü bir savaşın iki tarafı vardır. Taraflardan biri savaşıyor ama ötekisi bu savaşın içinde değil. Birileri Evliyaullah'a küfür ediyor ama Evliyaullah cevap vermediği için bu savaşın bir başka tarafı yok. Dolayısıyla kazananı mümkün olmayan bir savaş. Hak yolunda kazananı belli olmayan bir savaş. Hazreti Allah Bakara suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَّ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ Onlar Allah'a verdikleri sözü, ahdallah, pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. Şimdi burada bir hakikati beyan etmek lazım. Bakara suresinin 27. ayeti kerimesinde olduğu gibi parantez içerisine eklenmiş iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkiler diye. Halbuki ayet onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kişilerdir demiş. Ama bir takım meal unsurları bunu sadece akrabalık bağları olarak beyan etmiş. Eğer konu akrabalık bağları olsaydı Hazreti Allah diğer ayet-i kerimede akrabalık bağlarını da beyan etmişti zaten. Allah'ın burada beyan ettiği bağ bizim mürşidimizin elini tutmuş olduğumuz o bağdır. O biattır. Ayet çok açık. Siz diyor Allah'a bir söz verdiniz. Onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra insan sözünü neyle pekiştirir? Şahitlerle. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'a bir söz verdi adam. Bu sözü neyle pekiştirdi? Resulullah'a biat vererek. Sonra diyor Allah'ın korunmasını emrettiği bağları koparanlar var ya, yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. Hazreti Pir bu ayeti kerime için şöyle beyan etmiş. Allah ile verilen sözlere hakkın dostları şahittir. Alim olan önce bilir. Ondandır ki şehitlerden önce gelir. Alimlerin şehitlerden üstünlüğü
bu bağı bilmelerinden kaynaklanır. Hak dostuna bağlanmayan hakkı ne bilir? Daha önce Alimler Risalesi'nde beyan etmiştik. Fütuhat-ı Seyyid Muhammed Ruhi'de üstüne basa basa defaatle beyan ediyoruz. Ve buradan kıyamete kadar kalması gereken öz cümlelerden biridir ki mürşitsiz ilim olmaz, mürşidi olmayan alim olamaz, muallim olabilir. Bir şeyi öğrendin, öğrendiğini aktaran olabilirsin ama alim değilsin. Alim olabilmen için Hazreti Allah'a vermiş olduğun sözün pekiştirilmesinden sonra bir bağ ile Veliyullah'a bağlı olma şartın vardır. Çünkü aklına güvenirsen bir gün o akıl sana şeytani ya da nefsani bir sözü söylettirir, bir fetva verdirir, bir yerde senin başını öyle bir çorap örer ki onun bedelini ödeyemezsin. Hangi alimler şehitlerden üstündür? Bu bağ ile bağlı olan alimler. Lütfen bir insana, bir zata, ister televizyonda konuşsun, ister 300 kitap yazsın, ister 3000 konferans versin, mürşidi yoksa alim demeyin. Muallim diyebilirsiniz. Öğretici diyebilirsiniz. Aktarıcı diyebilirsiniz. Alimlik bu kadar ucuz bir müessese değildir. İlahiyat fakültesinde bitirmiş olmak, master yapmış olmak, doktora yapmış olmak, 70 değil 170 yılını Kur'an tefsirine vermiş olmak alimlik demek değildir. Alim olmak bir icazete, bu icazet de Evliyaullah'ın eline bağlıdır. Bir başka şekilde alim olamazsın, muallim olabilirsin. Bütün imamlar bir mezhep müştehidi mi? Hayır. Ama bize geliyorlar. Biz Hanefi mezhebindeniz. Genel olarak batıda. Bize Hanefi olan imamlar imamlık yapıyorlar. Ama mezhep imamı değiller. Muallimler. Yani oradan öğrenmiş oldukları Hanefi mezhebinin usulleriyle bize namazı kıldırıyorlar. Şafii'de Şafii'ye göre, Hanbeli'de Hanbeli'ye göre vesaire. Her bir mezhebin içerisindeki usul erkana göre Allah'ın istediği namazı Resulullah'ın sünnetine göre kıldırıyorlar. Ama bunlar mezhep imamı değil. Aynı bunun gibi kitaptan okuduğunu ya da kendi tahayyüllerini insanlara süslü cümlelerle aktaran kişiler alim değildir. Belki muallim olabilir. Ama alimlik ancak ve ancak bir şeyhe tabi olduktan sonra o şeyhin tedrisat ve icazetinden sonra alınabilecek bir payedir. Zaten o payeyi en nihayetinde o yolculuk içerisinde Resulullah ile Hazreti Pir ile karşılaşacak. Onlardan da o onaylar şeyhiyle beraber verilecek. Ondan sonra o beyanat-ı ilahiye dökülecektir. Aksi mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil. Alim demeyiniz, sizin başınız yanar. Çünkü o insanlara yarın öbür gün arkalarına döndüklerinde kıyamette hesap soracak insanlar. Diyecekler ki biz sana alim demiştik, peşinden gelmiştik. Alimler sahibi bir yerde toplanmış olacaklar. Resulullah'la beraber olacaklar. Şehitlerle beraber olacaklar. Bir bakacaklar ki alim değil. Neden? Çünkü bu biatın içerisinde bir el tutmuş değil ki. Değilse alim değildir. Muallim olabilir. Hazreti Pir de bu yüzden diyor ki Allah ile verilen sözlere hakkın dostları şahittir. Hak dostuna bağlanmayan hakkı ne bilir? Hakkı bilmeyen ilim, amel, amillik yapamaz. Dolayısıyla alim olamaz, imkanı yoktur. Zira bütün mezhep imamlarımız da bu hakikat dairesinde birer alim olmalarının sebebiyle aynı zamanda birer şeyhtir. Dolayısıyla bizler günlük hayatımızda da şimdi insanların gönlüne bunu oturtturmak için şunu demeye çekinmeyelim. Şeyh İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri, Şeyh İmam Şafii Hazretleri, bunlar şeyhtir. Bunların birer mürşidi vardı.
Bunlar birer evliyaydı, bunlar birer veliydi, bunlar birer biat ile yetişti. Bunlar bu tasavvufun içerisinde, bunlar Kur'an'ın içerisinde, bunlar sünnetin içerisinde yoğrulup böyle geldiler. Şeyh Hanefi Hazretleri, Şeyh Şafii Hazretleri, Şeyh Hanbeli Hazretleri, Şeyh Maliki Hazretleri, hakeza hakeza daha pek çok hak mezhepler var. Dört tanesi bizim ülkelerimizde meşhur kalmışlar. İşin fıkhi tarafı ayrı ama hakikatte her birisi bu biat yüzünden alimdirler. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin olduğu gibi, İbn Arabi Hazretleri'nin olduğu gibi. Yine En'am suresinin 75. ayet-i kerimesinde Hazreti Allah buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ نُورِ İbrahim'e مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَظِ İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk. Bir intizam var, bir hükümranlık var. Bu hükümranlığımızı Hazreti İbrahim'e gösteriyorduk diyor. Hazreti Pir de buyuruyor ki, göklerdeki miracına çıkamayan yerdeki halinden habersizdir. Geçen haftaki sema bahsinde göklerdeki miraçtan ve Resulullah'ın hakiki sünnetlerinden olan miracı seniyeden bahsetmiştik ve izah etmeye gayret ettiğimiz için kısaca geçiyoruz. Ancak Hazreti Allah'ın bilinmelidir ki Kur'an'da beyan etmiş olduğu arz sadece dünyadaki arz değildir. Yani illa ben burada yaşıyorum diye arzı burası zannetmeyelim. Yeryüzünden daha pek çok yeryüzleri var. Pek çok gezegenlerin pek çok arzı var. O yüzden daha bütün arzı da sadece bu dünyadan çıkacak gibi düşünmeyelim. Hazreti Peygamber Efendimiz Medine'de varid olacaklarını beyan etmişler. Medine'ye yakın bir bölgede. Ama bu buraya dışarıdan geleceği anlamını da taşıyabilir aynı zamanda. Yani bu arzın kendi içerisinden debdebeyle ortaya çıkacağını beyan ve işaret etmez. Hazreti Allah Bakara suresinin 273. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Lil fuqara'i allazina ahsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affu fi ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nase ilhafa. Kendilerini Allah yolunda adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç getiremeyen fakirler içindir sadakalar. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin salır, sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey isteyemezler. Hazreti Allah bu ayet-i kerimede fi sebilillah olmuş olarak yeryüzünde kendilerini tamamen Allah'a adamış olanlardan bahsediyor. Bu Allah'a adamış olanlar karşısında Hazreti Allah kendilerini Allah yolunda adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç getiremeyen fakirler içindir buyurunca herkes bunu sadece sadaka-i cariye olarak zannetmiş ama bu ayet-i kerimenin işari bir hikmeti vardır ki Hazreti Allah bu zatları kendi hikmetinden hikmetlendirdiğini beyan ediyor. Diyor ki sen onları arzda dolaşırken fakir zannedersin. Gariban zannedersin. Öyle geldi gidiyorlar zannedersin. Üstüne başına bakar, onları normal ve alelade zannedersin. Niye? Çünkü sen diyor Hazreti Peygamber'e, sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Cenab-ı Hakk'a dönmüşlerdir. Sadece Allah ile beraber oldukları için arzın sahibi olan Allah'tır. Arzdan bir beklentim yok ki derler. Arzın sahibi Allah'tır. Arzın müsebbiplerinden bir şey istemiyorum derler. Ey Resulüm diyor, sen onları yüzlerinden tanırsın. Bu ne demek? Daha Resulullah'ın zamanındayken dahi bu zatlar vardı demek değil mi? Şimdi adam diyor ki, Peygamber zamanında evliya var mıydı? Bu soruyu sorarken ya Hazreti Ali'yi tanımıyorsun ya aklın başında değil. Ya Hazreti Ebu Bekir'i tanımıyorsun ya aklın başında değil. Ya Hazreti Ömer, ya Hazreti Osman, Hazreti Bilal Habeşi sayabildiğin kadar o sahabenin büyüklerini, Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Ayşe'yi tanımıyorsun. Hazreti Allah diyor ki ya Muhammed sen onları tanıyorsun. Senden sonra da
Onlara sadaka verilecekse eğer, bunları yine tanıyan birileri lazım. Onlara bunu kim verir? Yine evliya Allah verir. Çünkü yine onları, yine o hak dostlarını, hakkın dostları tanır. Ama nefis ne ister? Kendi cebinden çıkarıp fakire kendi eliyle vermeyi. Niye? Nefsine hoş gelecek çünkü. Bu yüzden eskiden beri gelen geleneğimizi de yıkmaya başladılar. Bu bizim Resulullah'tan bu yana hakiki bir geleneğimizdir. Yani insan kendi eliyle bir fakire bir şey verebilir. Doğrudur. Ama hakikaten geleneğimize, sünnetullahımıza bakarsak her şey Resulullah'ta toplanırdı, Resulullah dağıtırdı. Bu ayete olan edepten dolayı. Yarın öbür gün nefsin demesin ki o fakiri ben doyurdum demesin diye. Nefis bu. O fakiri de ben doyurdum, bunu da ben doyurdum demesin diye bunlar bir yerde toplanır. O toplayan zat velidir. O tutar, onları tanır. Kur'an'daki ayet böyledir. Bunları zaman zaman farklı uygulamalar yapmışlar. Belki o yüzden farklı yönlere yönelmiş insanoğlu. Hazreti Pir diyor ki, bu ayet için, ayetin hikmetine binaen, yüzleri Allah'a döndü de Allah'ın fukarası oldular. Onlar Allah'ın fukarası. Sadaka ile ölçülebilseydi eğer, Süleyman'a yetmezdi dünyalar. Eğer diyor hakikaten yüzünü Allah'a dönmüş olan Allah'ın hakiki fukarası ama gönlüyle o zengine bir bu ayetin beyanatıyla bir sadaka vermek gerekseydi, bunun içinde bir hak gerekseydi, Hazreti Süleyman'a verilen mülkler yetmezdi. Hazreti Süleyman'a bir gün sormuşlar, demişler ki ya Süleyman, bu kadar çok bina yapıyoruz, imar ediyoruz. Hazreti Süleyman'ın yaşadığı dönemdeki insan nüfusu 224-225 milyon civarında. Hazreti Süleyman'ın yaptıkları akıl almayacak mabetler. Akıl almayacak büyüklükte. İnanılmaz bir dehşet ve büyük. Böylelikle yeryüzünde imar ettiği 3000'den fazla imarat var. Ve insanların dahi olmadığı bölgeler var bunun arasında. Hazreti Süleyman dedi ki ben o miraca çıkarken en son nuru Muhammedi'yi gördüm. O gün Resulullah'ın nuruna aşık oldum. O aşk ile döndüm belki benden ona bir şey kalır diye. Belki o zamanı gelir kullanır diye bütün bu imarı yaptım. Yani büyük bir kısmını Resulullah için yapmış Hazreti Süleyman Efendimiz. Cebrail Aleyhisselam son nefesini almaya geldiğinde Hazreti Süleyman ile arasında bir konuşma geçer. Uzun bir konuşma. Hazreti Süleyman'a der ki Hazreti Süleyman Cebrail Aleyhisselam'a der ki ya Cebrail, Hazreti Peygamber için yaptığım bu kadar imar var. İmaratın pek çoğunu ben Resulullah için yaptım. Zamanı geldiğinde kullansın diye. Hazreti Cebrail döndü Süleyman Aleyhisselam'a dedi ki ya Süleyman, bilmez misin ki o Allah'ın hem en sevgilisi hem de en fukarasıdır. O saraylarda oturmak için gelmiyor. Saraylara gelmeyecek. Belki ondan sonrakiler saraylar kuracak. Ondan önce senin gibi nice Süleymanlar saraylar yaptılar gittiler. Ancak o Allah'ın fukarasıdır. O bir çöle gelecek. O küçük bir evde oturacak. Ne bir zaman ufak bir rahatlığı olsa da senin gibi böyle mülk sahibi olmayacak ya Süleyman. Allah onu öyle sevdi. Bu ayeti kerimede ne diyor Hazreti Allah? Kendilerini Allah yoluna adayanlar, Allah'ın fukaraları. Bu Allah'ın fukaraları arasındaki en ulu fukara, en büyük fakir, maddi anlamda söylüyorum, yanlış anlamasın, Resulullah'tır. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın en sevgilisiydi, peygamberleri arasında da fukaralıkta yani maddi imkansızlıkta birinciydi. En başta gelirdi. Başından sonuna kadar dünya hayatının debdebesiyle değil, Hazreti Allah'ın kendisine tevdi etmiş olan o aşk ile ve meşk ile yaşadı. Ve
zamanı geldiğinde Cebrail aleyhisselam bir akşam Resulullah'la oturmuş konuşuyorlardı. Sadece vahiy ilahi için gelmiyordu Cebrail aleyhisselam. Bir akşam Resulullah'la beraber Hazreti Süleyman'ı konuştular. Dedi ki Cebrail aleyhisselam, bilir misin ya Muhammed, ben Cebrail aleyhisselam olarak gitmiştim. Azrail aleyhisselam benden sonra gelmişti canını almaya Hazreti Süleyman'ın. Orada oturup anlatmıştım. Seni anlatmıştım Hazreti Süleyman'a. Hazreti Süleyman senin için şu imaratları yapmıştı, bunu yapmıştı. Resulullah oldukça hüzünlendi bir an için. Ve işte o günün sabah namazında kalktılar. Hüzünlü bir şekilde ikindi namazına çıktıkları zaman o meşhur hadisini beyan ettiler. Ey ashabım, fakirlerle ben işte böyleyiz. Beraberiz. Yani kıyamette, ahirette, cennete giderken yan yanayız. Beni seven, ehli beytimi seven, bu uğurda fi sebilillah canını malını yok iken vermeye niyet etmiş olan, gönlünü bu hakikate adamış olan o fukaralarla beraberim dedi. O yüzden onun bu hadisinden dolayı, sırf onun bu hadisinden dolayı hiçbir hakiki Allah'ın hakiki kullarından, hakiki fukaraların sadakalarıyla Hazreti Süleyman'ın bütün imaratını versek yine ödenmez. Hakiki olduğu zaman. İşte bizlerin Cenab-ı Hak'tan, Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği bu iken bizden oturup fukaralığımıza ağlayanlardan, yani şükürsüzlerden olmayalım. Allah bizi kısıyorsa ve genişletiyorsa bizi seviyor demektir. Allah bize zorluklar veriyorsa bizi seviyor demektir. Eğer hak yolunda bir mürşidi kamile biat ettiysen, o biatında gerçekten muhlis iten, Allah seni gerek sağlıkta, gerek maddiyatta, gerek maneviyatta zaman zaman fakirlikle imtihan ediyorsa, bil ki Resulullah ile berabersin. Çünkü Resulullah'ın hakikati böyle. O böyle yaşadı. Biz ise yarın ne yiyeceğimiz belliyken, aydan aya maaş alıyoruz değil mi? Bir ay sonra ne kazanacağı belli. Esnaf bile olsa, 3 aşağı 5 yukarı en kötü esnafın bugün bir haftalık yiyeceği belli. En azından elinde malı var. Satsa ne olacağı belli. Resulullah'a sordular, fukara nedir? Dedi ki, öğlen yemeğini yedikten sonra ikindide ne yiyeceğini bilmeyen adamdır fakir. Bizler çok zenginiz. Gerçekten çok zenginiz. Bugün Türkiye topraklarında yaşayan en fakir adam, Resulullah'ın zamanında yaşayan bir sahabeye göre oldukça zengindir. Oldukça zengindir. Ama şükürsüzlüğümüz bize, nefsimizde o olayı büyütüyor. İnsanın nefsinde bir olay ne kadar büyürse hayatını o kadar örter, sema ile arasındaki ilişkiyi o kadar keser. Biz Hakk'ın yolcusuysak, bu da Hak'tan gelen bir ibadet tarzı ise, bu fukaralığa amenna ve seddekna. İnsan fukaralığa talip olmalı zenginken bile. Niye? Diyeceksiniz ki zengin adam fukaralığa nasıl tabi olur? Günde kazandığı 100 milyarı, ayda kazandığı 100 milyarın 90 milyarını verse o adam bak fakir olur. Ama 90'ı vermek zor gelir insana. Niye? Dursun bir yerde, lazım olur. Yarın yaşayacak ya. Yarın lazım olacak ya. Hastalık gelince lazım olur dediler. Çok defa gördük zenginlerden. Dediler ki hastalık zamanı para lazım. Allah cümlemizi bütün büyük hastalıklardan korusun ama nice zenginler gördük. Allah öyle bir hastalık verdi ki fabrikada yetmedi. Allah hastalık verir de zengine zengince, fakire fakirce. Sen ben bir tarçın içeriz geçer, beyefendinin ilacının tanesi olur 100 milyar, sendeki 50 milyar. Ne olacak? Aha, fakirsin işte. Yetmedi paran. Öyleyse fukaralığa muhtacız. Zengin de olsak, fakir de olsak fukaralığa muhtacız. İslam hakikati bu yüzden tasadduku değil, bu yüzden infakı koymuş. 100 mü kazandın? Emanettir. 90'ını ver, 10 sana fazla fazla yeter zaten.
Aç gez demiyor kimse sana. Neden veremiyor insan? Tuğli emel, yarını var. Çocuk evlenecek. Fabrikaya yeni bir şey yapılacak. O yapılacak. En son fakirin sadakası zekat oluyor. O da %2,5. Ne oldu? Farz yerine geldi mi? Amenna ve seddekna. Ama hakikat, hakikat budur. Hazreti Allah Hud suresinin 20. ayeti kelimesinde şöyle buyuruyor. اُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُ مُعْجِز۪ينَ فِي الْاَرْضِ. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecekler değillerdir. Hazreti Pir de bu ayetle ilgili olarak diyor ki, aciz kalmaz arz-ı ilahide Süleyman'a yoldaş olan. O Süleyman ki arzı Resulullah için imar etti. Baktı ki Allah onu çok seviyor, onu seviyor hem de çok. Ne varsa ardından tarumar edildi. Hazreti Süleyman dedi ki Cebrail aleyhisselamla bu muhabbetinden sonra Cebrail aleyhisselam gitmeden önce dedi ki ya Süleyman benden bir isteğin var mı bu dünya için? Dedi ki benden sonra imar ettiğim ne varsa Resulullah'ın göremediği şekilde, göremeyeceği şekilde yerin altına gömün. Anladım ki Allah'ın onu sevmesi başka, onun Allah'a olan sevgisi başka. Ben dedi Allah'ı sevdim zannettim, Allah beni sevdi zannettim, Allah onu başka sevmiş. Hazreti Süleyman'a kadar, Hazreti Süleyman o ana kadar Cenab-ı Hak ile arasındaki ilişki, hani her sevgili, iki sevgili için en büyük aşıktır ya dünyadaki, tabiri caizse. İki insan arkadaş olur, üçüncü bir kişi gelir, o da der ki benimle arasındaki ilişki başka. Öteki der ki benimki bambaşka. Hazreti Süleyman en sonunda dedi ki ben anladım ki Resulullah ile bambaşka. Bana bu kadar hükümranlık verdi ama anladım ki aşk fukaralıktaymış. Dedi ki benden sonra Resulullah için imar ettiklerim ne varsa Resulullah'a kalmaz. Çünkü bu aşkın bir başka vesilesi, bir başka cezibesi, bir başka cezbesiymiş. O güne kadar insanlar birbirlerine pahalı hediye aldıkları zaman toplum derdi ki birbirini çok seviyor. O günden sonra herkes şunu dedi. Dünya Süleyman'a bile kalmadı dediler. Ve birbirlerine küçük olsun, gönülden olsun. Yeter ki severek olsun. O hediye, bütün hediyelerin en halisidir dediler. Niye? Hep bu meseleyi anlattılar. Dediler ki bak görmedin mi? Hazreti Allah Süleyman'ı seviyordu, ona hükümranlık verdi. İmarat verdi. Ama Allah Resulü ondan daha çok seviyormuş. Ona dünyanın fukaralığını verdi. Demek ki hediyenin büyüğü değil, küçüğü, küçüğünde saklı olan o hasbi haliymiş önemli olan dediler. Ondan sonraki veliyullahın tamamı da, peygamberlerin tamamı da dikkat ederseniz Hazreti Süleyman'a nazaran fakir bir hayat sürdüler. Ama o da Hazreti Süleyman Efendimiz'in şanı şerefi izzeti Cenab-ı Hak ile arasındaki ilişkinin yeryüzündekilerin anlaması için onda inkişaf etmiş olan haliydi. Ancak bütün büyükler fukara geldiler, fukara gittiler. Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, o Hazreti Osman ki vefat ettiği zaman kefen bulunamadı. Kefen bulunamadı. Çünkü malından neyi varsa Allah Resulü'nün yolunu heba etmiş, hibe etmişti. Buraya vermişti, buraya aktarmıştı. Zannedildiği gibi ölmeden bir gün önce de değil. Ölmeden çok önce yaptı bunu. Şimdi bazı zenginler bunu anlatırlar. Sonda da vasiyet yazarlar. Derler ki ben de Hazreti Osman gibi yapayım. Öldükten sonra işte bütün malım şuna feda olsun. Beyefendi ölmeden yaparsan kıymeti var o işin. Öldükten sonra kıymeti düşer. O da bir kıymettir ama delikanlılık ölmeden önce yapmaktır. En azından Hazreti Osman'ı bu işe ortak etme, Hazreti Osman böyle yapmadı. Ben öldükten sonra malım Resulullah'a hibe demedi. Ölmeden evvel hibe etti, ondan sonra vefat etti, ahirete intikal etti.
Şu ayet-i kerimeyi de beyan edelim. Daha çok ayet var ama yetişmez. Hud suresi 85. ayet-i kerimede وَيَا قَوْمِ اَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَفْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Hazreti Pir de bu ayet-i kerimenin hikmetince şöyle buyurmuş. Nefis hep eksik gösterir, akıl rızkın hesabını tutmaya güç getiremez. Biz hep aklımızla bir hesap içindeyiz. Sürekli olarak bize verilmiş olan rızkı arttırmak için bir mücadele içindeyiz. Ancak bu mücadele içerisinde nefsimizin bize her şeyi eksik gösterdiğini unutmayalım. Bu da bizi israfa götürüyor. Bu da gerçekten müsrif bir topluluk haline gelmemize sebebiyet veriyor. Bu halimizse bozgunculuğun bir türüdür. Bir adama kaç gömlek yeter belli, kaç pantolon yeter belli. Rızık telaşına düşersen gömlek de yetmez, pantolon da. Bir ev de yetmez, bir araba da. Daha fazlası, daha fazlası ve daha fazlası. Oysa ki yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz ve bindiğimiz binekler, dün at idi, bugün araba, yarın uçak, öbür gün ışınlanma, bunların her biri geldiğinde kişisel olarak kullanacağız. Allah herkese en güzelini nasip etsin. Ama bir fazlasını değil. Bir tane yeter. Bir evde iki araba değil. Bir tane yeter. Olmayana ver. Lazım olana ver. Lazım olduğu yerde hak için bu yolda bunu dava edinmiş olana ver. Çünkü bu bizimle beraber gidecek olan değildir. Nefsimiz de bize sürekli her şeyi eksik gösterecek olandır. Akıl ise bu küçücük dünyada büyük rızıkların telaşında büyük hesaplar içerisindedir. Ve en büyük hesap yapılırken ansızın ölüm geliverir diyelim. Cenab-ı Hak bizleri bu hak ve hakikatle semadan gelene gönlü açık, onunla arzda yaşayan bir akıl nasip eylesin. Aptallardan değil, abdallardan eylesin. Hikmet-i ilahiye ile seyyidimize eylemiş olduğumuz biatımızı Cenab-ı Hak kabul eylesin. Bu sadakat ve muhabbetten ayırmasın. Ümmet-i Muhammed'in kardeşliği, birlik ve beraberliğini daim etsin. Bunları ifsad edenlerin tamamını yerle ihsan eylesin. Islah olmayanları bizlerden beri eylesin. Kendi belalarına mecbur eylesin. Allah Azze ve Celle bize verilmiş olan imkanları hakkıyla kullananlardan eylesin. Üzerimizde ne varsa infak ile yaşamayı bize nasip-i müyesser eylesin Hazreti Allah. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, ümmeti Muhammed'in sağlık sıhhat afiyeti, seyyidimizin sağlık sıhhat afiyeti, evlatlarının, müritlerinin, ailesinin sağlık sıhhat ve afiyeti için, Allah rızası için.